Dikiş iğnesinin deliğinden ipliği geçirmekte zorlanmayan var mıdır? Her defasında dikiş yerini hatasız takip etmek çok kolaymış gibi. Bir de ipleri örümcek ağından aldığınızı ve yaprakları diktiğinizi düşünün. Bu kusursuz düzende bunu hiç hatasız yapabilen biri tabii ki var. Terzi kuşu. Diğer kuşlarla kavga etmeyen uyumlu kuşlarımızın cıvıltıları melodik ve güçlüdür. Dişi ve erkek kuşlar birlikte yuvayı inşa ederler. Ağaca bağlı olan yaprakları seçerek başlarlar. Yaprak kenarlarını üst üste getirerek kese şeklini verirler. Dikiş iğnesi gibi olan sivri gagalarıyla yaprak kenarlarına delik açarlar. Bitkilerden lif ve örümcek ağlarını da toplayarak ip elde ederler. Tıkır tıkır işleyen bir imalathane gibi. Sonrasında bu iplikleri deliklerden geçirirler. Düşmeyi ya da yıkımı önlemek için düğüm atarlar. Zeki ve pratik mimarlarımız bu adımları yaprakların uçlarında da takip ederek yaprakları dikmiş olur. Bir yaprağı kendi etrafında döndürmek için ortalama 6 düğüm atarlar. Sonrasında bu kesenin içini bitkilerle, otlarla, çimenlerle doldururlar. Ve dişi kuşun yumurtalarını saklayabilmesi için içine bir de odacık gizlerler.